Merhaba, ben Edip. 22 Mart 2021. Dostlar, bugün sizinle iki tweet'i paylaşacağım. Birisi Ayasofya Papazı'nın, Ayasofya Kilisesi Papazı'nın tweet'i. Yeri gelince imam elbisesi, yeri gelince papaz elbisesi, yeri gelince liberal Avrupa elbisesi, Amerikan elbisesi, her türlü Bob eş başkanı elbisesi giyen işte dünyanın lideri, reisimiz, yüce reisimiz Tayyip Erdoğan'ın yüce reisimiz diyorum ya, Allah beni affetsin ya. Reaya'nın çobanı diyeyim. Güdülen Reaya'nın çobanı Tayyip Erdoğan'ın şeytanı durumunda onun Türkiye'deki korkunç icraatları sonucu hem yani faşizmle ve aynı hırsızlıkla işte hortumlamayla çalıp çırpmakla krize soktuğu Türkiye ekonomisini bir ayetle vaftizlemeye çalışıyor. Bak 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 bak. Şeytanlığa bak. Ona cevap veriyorum. Şu ayeti şey diyor. Şu ayet andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla mallardan canlardan eksilmeyle o ayetin benim kuranix.org sitesindeki çevirimi vereyim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Evet, sizi korkuyla, açlıkla, para, can ve ürün kaybıyla sınayacağız. Müjde ver sabredenlere. Bu da İngilizce çevirim. We'll test you with some fear and hunger and a shortage in money and lives and fruits. Give good news to those who are patient. Şimdi geliyoruz ona verdiğim cevaba, o cevabı paylaşayım. Peygamber müminler açlıkla test edilirken, hatta müminler değil Müslümanlar da, oradaki mümin Müslümanlar, Yahudi Müslümanlar, Hristiyan Müslümanlar, müşrik Müslümanlar, barışçılar demektir Müslüman. Onlar açlıkla test edilirken 1150 Aksaray artı 300 Marmaris artı Ahlat, İşte bu binlerce odalı saraylarda ejder smoothie yemiyor, 7 özel jetle hava atmıyordu. Eşi de 100 sahabe maaşına denk. Yani Türkiye'de ortaya %50, halkın %50'si asgari ücretle yaşıyor. Onlar da aslında 490 euro değil şu anda. Çünkü 49.995 euroydu. Eşi de 100 sahabe maaşına dek Hermes çantayla hava atmıyordu. Her sıkıntıyı aynen yaşıyorlardı. Savunma savaşında ön cephedeydi. En öndeydi veya ön cephedeydi Muhammed Peygamber. Muhammed dinci, hırsız, faşist değildi. Dinci kelimesi sığmadı oraya. Neyse, yani sünni, hırsız, faşist değildi. Bu adamın görevi Diyanet İşleri Başkanlığı ve imamların görevi sihirbazlıktır. Firavun'un sihirbazları vardı. Onun zulmünü, onun her türlü rezaletini, hırsızlığını, cinayetlerini vaftizlerlerdi. Şey derlerdi, yani savunmaya çalıştılar. Din afyon. Burada mükemmel bir örneğini görüyorsunuz. Türk parası dolar karşısında çok değer kaybetmeye başladı. Türkiye'deki faşizm, faşist ve hırsız politikanın neticesi olarak ve bu adamın ve Diyanet'in görevi halka kanaati şey etmek. Bak, bu adam 1150 odayı eleştirdi mi? Hermes marka çantayı eleştirdi mi? O sarayın aylık faturasını eleştirdi mi? Yüzlerce göğe namaza gidiyor ama yüzlerce araba kortejiyle gidiyor bu adam. Bu hava atmaları falan, bu israfları eleştirdi mi? Türkiye'nin gereksiz yere sürdürdüğü şiddet politikasını, komşularla savaş politikasını eleştirdi mi? Yok. Ne yapıyor? Bu politikalar sonucu, bu hırsızlıklar, bu zulümler sonucu çöken ekonomide işsiz kalan, aç kalan halka kanaat getirin. Bundan Allah sorumludur diye Allah'ı sorumlu tutuyor. Kendi pisliklerinden dolayı. Muhammed Peygamber zamanında müminler savunma savaşı yapıyordu ve bu savaşta Muhammed Peygamber öndeydi, cephedeydi, saraylarda yaşamıyordu. Lüks bir hayat içinde değildi, halktan topladığı vergilerle. Düşün, dünyanın en büyük sarayı Türkiye'de. Mehmet boynu kalın, beyni kalın, beyinsiz.
Babasını tanıyorum bu adamı. Yani ben kızıyorum buna. Niye biliyor musun? Zamanında bunlar böyle adalet olacak, İslam gelecek, her taraf adaletsizlikler ortadan kalkacak, aç insan olmayacak, işsiz insan olmayacak, saraylar, kisralar saraylarda olmayacak diyorduk. Ama bu adamın meğerse tek derdi bu adamların o koltuklara kendilerinin çıkması. Devletin zulmünden şikayetleri zulme karşı evrensel bir prensipten dolayı karşı çıkış değildi. Sadece bu zulmü niye biz yapmıyoruz diye işlerinde öyleydi. Başa gelince öyle oldular. Şahı eleştiriyorduk o zaman, onun yaptığı zulmü, büyük saraylarda şatafat, lüks hayat içerisinde yaşamasını. Ama bak bunlar iktidara gelince ne oldu? Edip sen de onlardansın. Hayır, onlardan hiçbir vakit olmadım. Akıncılar şeyinde de örgütünde de farklıydık. Tayyip'i gençliğinde de tanırım. Ta 30 yaşlarına kadar tanırım. O zaman da böyleydi. Sadece makas ayrılıyordu, yakın görünüyordu ama farklı yollarımız vardı. İhsan Eylül Aşık da o zaman bizdeydi. Farklı yollarımız var. Zaten o arkadaşlar AKP'nin ilk döneminde destekleseler bile onlar ayrıldılar. 2007 yılında ayrıldılar. Baktılar ki melanet, hırsızlık falan başka bir şey değil. Bunların tek derdi devleti şikayet ettikleri devleti ele geçirmek. Hatta o şikayet ettikleri devletten daha rezil, daha hırsız, daha faşist olmaktı ve oldular da yani. Allah bizi bunların dininden kurtarsın. Allah sizi bunların ne diyeyim ya kurtarsın diyorum da ama kurtulmak da istemiyorsunuz gibi. Muhalefet bile istemiyor. Muhalefet bile bunların oyunlarına kapılıyor. Allah akıl versin diyeyim. Başka bir şey değil. Halk onursuz bir halk. Halkın çoğunluğu maalesef Türkiye'de onursuz bir halk. Rayalığı, raya olmayı kabul etmiş. Ben korkak insanları şey etmiyorum. Ben Türkiye'de olsaydım aynı şekilde şey derdim. Amerika'da da bu tavrımı Trump'a karşı gösterdim. Dinci, hırsız, faşist Trump'a karşı gereken eylemleri yaptım. Oyumu verdim, konuşmalarımı yaptım. Üniversitede aynı şekilde, meydanlarda, sokaklarda. Türkiye'de de olsa ama Türkiye'de şu anda gelsem havalanda içeri atılır sesimi bile işitmezsiniz. Ben niye kendimi susturayım? Ancak Türkiye'de yaşıyorsanız, yaşadığınız ülkede, ben 12 Eylül döneminde de daha öncesinde de her zaman için zaten yıllarca hapis şey ettim. Korkmayın ya. Korkaklık, korkunun ecele faydası yok. Bu hırsızlardan daha cesur olmanız lazım. Bu papazlardan daha cesur olun. Papaz diyorum, papazlar yani İmamla papaz yani birbirinden daha iyidir anlamını şey etmiyorum. Çünkü Türkiye'de imam denince böyle çok iyi insanlar görülüyor. Halbuki imamla papaz arasında bir fark yok. Yani maaşlı namaz kıldırgaçları ile papaz arasında ne fark var? Biri İsa'ya tapıyor, öbürü Muhammed'e tapıyor. İkisi de hırsız, ikisi de haksız yere dinden para kazanıyorlar. Hani bir eğitim yapsalar, bir çalışma yapsalar eyvallah. Hani cami diyelim süpürüyor, tamam eyvallah. Onun için para alıyor. Veya da bir emek sarf ediyor, bir enerji, ben hani bir kitap yazıyor, hazırlıyor, bir sürü vakit harcıyor, bir sürü efendim şey diyor ona belki de. Ama bunların yaptığı namaz kılıyor. Ne yapıyorsun başka? Onun ötesinde daha kötü şeyler yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Allah adına zulme alkış tutuyor. Zulme alkışlıyorlar. Bu Diyanet İşleri Başkanlığı ve imamları her dönemde bak 12 Eylül döneminde 28 Şubat döneminde her dönemde güce tapınırlar. Onların ilahları tanrıları güçtür, devlettir. Devlete tapıyorlar. Devleti kim ele geçirmişse onların uşakları olurlar. Onların hoparlörü olurlar. Onlara dua ederler. Diyanet İşleri Başkanlığı hiçbir dönemde güçlüleri eleştirmedi. Hep halka itaat edin, kanaat edin. Bu hırsız da demedi. Bunlar iyidirler. Yüce devletimiz, işte yüce liderlerimiz falan sağ olsun diye sürekli zulmü alkışladılar. Hani İstiklal Marşı'nda diyor ya zulmü alkışlayamam. Tam tersi. Koyun bunlar. Koyun diyorum. Koyuna da hakaret ettim. Özür dilerim. Reaya, güdülen reaya. Selam ve sevgiyle.